Bugün size dün akşamın heyecanından kalma bir tarifim var. Neden? Dün akşam evde ekmek yoktu. Ben bir ekmek krizine girdim. Yemeyeyim diye ekmek almadım. Ama ondan sonra krize girince ne yapacağım? Biraz un, biraz su ve biraz tuz karıştırarak bir lavaş yaptım. Lavaş da böyle bu kadar güzel, böyle gayet dürülen, yumuşayan. İşte bunu kebapta da kullanabilirsin. Lavaştan pizza yapmak için kullanır. Daha incesini yapabilirsin, daha kalınını yapabilirsin. Mükemmel, mis gibi kokan bir lavaş. Bir bardak unum var. Bu bir bardak unu böyle koyuyorum. Çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Silme çay kaşığı gibi düşünün. Aynı bardak kadar suyun, önce hepsini koymayacağım. Çünkü undan una fark ediyor. Bir parmak bırakıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Un eskidiği zaman, yaşlandığı zaman falan mesela daha fazla su çekiyor. Sonra bunu da ekliyorum. Böyle 200 ml su, 140 gram da un gibi şu an. Hiç topak kalmayacak kadar karıştırıyorum. Güzelce karıştırınca kıvam bu. Bu kıvam aslında son noktası. Bundan biraz daha sulu da olabilir. Buna göre isterseniz birazcık un, birazcık da su ekleyebilirsiniz. Sulu oldukça ince oluyor aslında, değil mi? Evet, ama o yani çok ince olduğunda da istediğimiz etki yapmayacak. Tavamın altını açtım. Güzelce ısınıyor. Çok azıcık, şart da değil aslında ama birazcık şey olsun diye şöyle tavanın altını bir parça hani... Tava sıcak mı diye kontrol ediyoruz. Biraz daha sıcak olabilir. Kenarlardan pıtı pıtı etmedi. O pıtı pıtı etmesi önemliydi. Şimdi bu taneleri aldım. Şimdi artık atabilirim. Şöyle küçük bir kepçem var. Ortasına koyuyorum. Ve sonra sağına soluna şöyle diğer yerlerini azıcık ekleyip şöyle bir inceltiyorum. Mesela şu an üstüne dökerken fark ettim ki birazcık daha su kaldırır. Rahat yayılması lazım tavada. O yüzden biraz daha su ekleyebilirim. Şimdi 3 çeşit ocak var. En büyüğü var, orta büyük var. Bu da küçüğü. Büyük ateşte yapmıyorum. Niçin? Çünkü hemen renk alabilir aslında. Böyle güzel pişmiş gözükebilir. Fakat içindeki unlar tam pişmezse biraz çiğ tat kalıyor. O çiğ tat kalmaması için küçük ocağın yüksek ateşinde yani geniş bir şekilde şöyle bir çevirdim. Önce böyle hafif bir renk aldığında çeviriyorum, iyice renk alması için bekletmiyorum köfte gibi veya et gibi. Yani bir tarafı tam pişsin öyle değil. Böyle yavaş yavaş bir kere daha alt üst yaptım mı lavaşım hazır olacak. Çayı koydum, hadi gel. Biraz acele yapın, misafirler gelecek. Bunu mesela nerede kullanabiliriz? Böyle direkt evde ekmek yok, ekmek yerine hemen 2 dakikada yapıp yiyebilirsiniz bir. İkincisi pizza veya öyle bir şey yapmak istiyorsunuz, lavaş lazım. Lavaş yok, lavaşı satın alsam bir paket bilmem ne kadar. İşte aslında onun da yapım yöntemi 3 aşağı 5 yukarı. Bu içinde bir sürü E numaralı şeyler de var. 2 dakikada ya ben kendim yapayım dediniz, hop yaptınız. O zaman hazır olabiliyor. Kahvaltılar için gayet güzel bir hani çocuklara da alternatif. Zaten bu yumurtalı olsa krep gibi oluyor. Burası önemli. Bu böyle hani insanın gözü, ruhu böyle pişmiş yemekte alışkanlık olan nedir? Böyle daha kahverengi olması bu yanan yerlerinin. Ama öyle değil, biz bunu lavaş gibi yaptığımız için böyle rengi bundan daha öteye gitmemesi önemli. O yüzden aslında bu hazır oldu. Bunu böyle koyuyorum. Kalabalıksa ev iki tavayla yapabilirsiniz. Her seferinde yağ koymak zorunda mısınız? Hayır değil. Bu arada videomuzda daha fazla ilerlemeden ufak bir ricamız var. Kanalımıza abone değilseniz... Sizin aboneliğiniz bizim hayatımızı çok değiştiriyor. Videolara ya ne güzelmiş diye yazmanız bizim hayatımızı çok değiştiriyor. Sizden ricam abone değilseniz olmanız ve eğer bir içinizden geçen bir cümlecik varsa onu aşağıda bizle paylaşmanız. Şimdi bu bir taraftan olsun. Ben burada bunu nasıl piştiğini size şöyle göstereyim. Hocam Burak gelsen de ne? Böyle gayet güzel, rahat dürülebilir bir lavaş oluyor. Kahvaltıların şahı. Peki bunun krepten ne farkı var Refika? Krepte yumurta falan var. Bizimkine böyle tereyağı var, onu böyle bekletiyorsun. Şimdi bu böyle ya, evet. Bu fikri öğrendim. Bu fikre göre aslında bambaşka şeyler de yapmak mümkün olabilir. Bu bir taraftan böyle tatlı tatlı pişsin. Ben de ikinci tavamı hazırlayayım. Sabah böyle bir hızlı börek istediniz ama ne yufka var ne bir şey. Azıcık bir sucuk bulduk diyelim evde. Ekmek yoksa pasta. Ekmek yok, sucuk var bizim evde. Herhalde şey Cem Yılmaz evi falan. Ağacın meyvasına bak ya, kangal kangal sucuk. Uzaydayız abi, hiçbir şeye şaşırmadın, buna mı şaşırdın? Ya bir de ekmek de olabilir ama abimin oğulları mesela onlar hafta sonları böyle güzel yemek istiyorlar. İnce bir parça sucuğu böyle ince ince kıydım. Biraz İzmir tulumu vardı geçen gün Ayvalık tostundan. Ondan biraz aldım. Azıcık da
domatesin şöyle kenarını alıyorum. Çok sulu yerini almıyorum. Buradan birazcık maydanoz da ekliyorum şöyle içine. Bu mesela iç olarak hazır olsun, tamam mı? Tavam hazır. Ay bak, altını çok açtık. Allah, onu söyleyecektim. Demin araya şey girdi. Altını çok fazla açarsak bak hemen üstü böyle çıtırdayarak pişiyor. O lavaş, yani yumuşak akışkan ekmekten, yani dönen bir ekmekten çıtır bir kalın bir yufkaya dönüşebilir. O istediğimiz bir şey değil. Hala daha böyle çok yumuşak ve geçirgen. Bu karışımı içine böyle yerleştiriyorum. Sonra bunu alıyorum, şöyle kapatıyorum. Ve sonra böyle bastırıyorum. Ooo! Onu da benim istediğim gibi yapabilir misin? Evet. Altta bir tane yap, sonra malzemeyi koy, üstüne hazır bir tane koy. Anladım, öyle yapalım sana da. Bunda yaratıcı olabiliriz. Şimdi Bahar dedi ki, bende D şeklinde yapma, bir bütün yap. O yüzden bir tarafını böyle azıcık pişirdim, çevirdim. O da azıcık pişince alacağım. İkinci lavaşı aynı şekilde döküyorum. İçine ne istiyorsun Bahar? Peynir mi sadece? Peynir, çift kaşarlı. Maydanoz da olur. Böyle birazcık peyniri koyduk. Daha haşhaş tohumu koydum. Sana çıtırtı olsun. Daha nemli tarafı neresi? Bu taraf daha nemli. Bunu bunun üzerine kapatıyorum. Ve kenarlarını basıyorum şöyle parmağımla. Sağ ol Rıfkı ustam. Arkadan da bir yarı kapalı karışık istediler. Başka kalmadı. 4 tane çıkarıyor bu karışım. Şöyle yarım. Böyle bütün. Evde gayet basit bir lavaş istedik. İçine kebap saracağız, bir şey saracağız. Gayet güzel. Bunu istersek daha yağlı da her zaman yapabiliriz. Arasına veya içine de biraz tereyağı eritip konabilir. Ama çok basit, gayet kolay dürülen bir lavaşa dönüşüyor. Canımız börek istedi. Böreklik hiçbir şeyimiz yok. 2 dakikada bu karışımı yaptık. O kadar sıcak ki. İçi böyle peynirli. Gözleme gibi işte. Gözleme gibi, aynen. Ama gözlemede işte hamur açacaksın, onu bekleyeceksin falan. Hiç onların hiçbiri olmadan... Yanarsın. Ya da Bahar bunu böyle bütün istedi. Bunun içine böyle daha pizza gibi düşünüp birazcık domates sosu, sağ sucuk bir şey nasıl isterseniz öyle bir şey de yapabilirsiniz. Bir lavaş, 3 fikir, 3 tane malzeme. Un, su, tuz. Bu kadar basit oluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu varsa aslında evinizde her dakika ekmeğiniz de var demek. Her dakika böyle bir kaçamak yapma fırsatı demek. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Böyle bir fikir. Umarım bu fikirler hoşunuza gitmiştir. Bunu daha da siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunu biraz kalınlaştırıp içine var olan işte başka patatestir, bir şeydir, başka malzemeler haşlanmış koyup böyle bir kek gibi de yapabilirsiniz. Sizin yaratıcılığınıza kalıyor. İçine parça sürmeyi çikolata koyup fındıkla mındıkla yapabilirsiniz. Hepsi sizin emrinize amade. Bizden bu kadar. Görüşmek üzere.